Nemrut'un güzel kızı Tatvan. Cangezi Kolikler. Öyle bir şehir ki adeta tüm güzellikler kendisinde toplanmış. Masmavi bir denizi, namı diğer Van Gölü, tertemiz havası, yemyeşil ormanları, kadim tarihi eserleri, enfes damak tatları ile misafirlerini dört gözle bekler bu güzel şehir. Tarihi İpek Yolları üzerine kurulmuş, minyatür güzellikleriyle sizi adeta baştan sona etkisi altına alan Tatvan, köklü bir tarihe ve zenginliğe sahip. Nemrut'un eteğine kurulmuş muhteşem cevizi, tütünü, organik balı, kervansarayları, kaleleri, türbeleri, çeşmeleri, köprüleri ve mağaraları ile ilgi çeken Büyük İskender'i ağırlamış vadideki güzel şehir Tatvan'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğu'nun güzel sahili Tatvan. Son 10 yılda yapılan düzenlemeler kapsamında Arnavut kaldırımlı taşlarıyla Tatvan'ın Van Gölü kenarındaki sahili, Tatvan şehrimizi ziyarete gelenlerin uğramadan gitmeyeceği bir cazibe merkezidir. Ege ve Akdeniz'in dingin ve enfes sahillerini aratmayan Tatvan sahilinde güneşin doğuşunu seyretmek yerli ve yabancı turistlerin en güzel etkinliklerinden. Berrak havalarda ise başı beyaz süpanı izlemenin de ayrı bir zevki var. Tarihin dinlendiği durak Eleman Kervansarayı. Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan bu nadide evler 16. yüzyılın izlerini taşımaktadır. Eleman Kervansarayı Osmanlı döneminde han olarak kullanıldığı gibi günümüzde Anadolu'da inşa edilen 10 büyük kervansaraydan biri olma özelliğini taşımaktadır. Eleman Kervansarayı 160 adet birbirinden özel odaya ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde ise kervansaray sosyal tesis olarak kullanılmaktadır. Soyluların ebedi istirahatgahı Urartu Kaya Mezarları. Urartu döneminde yönetici ve soylu sınıf için yapılan bu devasa anıt mezarlar Van Gölü İskelesesi yakınında bulunmaktadır. Mezarlar oda şeklinde inşa edilmiş ve iki odadan meydana gelmiştir. Urartularda ölen kişi hediyelerle ve değerli eşyalarla gömüldüğü için bu mezarlarda Urartu dönemini yansıtan tunç kazanlar, bakraçlar, okuşları, kılıçlar ve kamalar buluntu yelpazesinin sadece birkaçını oluşturmaktadır. Mezarlardaki işleme ve süslemeler zarif bir el işçiliğinin ürünüdür. Güneş buraya çok yakıştı. Kale Kıran Kalesi. Perslerden günümüze kadar gelen Kale Kıran Kalesi, Kral Şahmiran tarafından yaptırılmıştır. Tatvan şehrimize hakim bir konumda yer alan kale, Nemrut Krater Gölü ile paralel konumda yer alan bir tepede bulunmaktadır. Kale Kıran Kalesi üzerinden doğan güneşin doğuşundaki güzellik o kadar muhteşemdir ki, bu anı tekrar yaşamak için güneşin battığı saatte arkadaşlarınızla tekrar burada buluşabileceğinizi garanti ediyoruz. Tarih kokan St. George Kilisesi. Göl ovasında yer alan buram buram tarih kokan yapı, kar çıkan Piskoposluk merkezinde St. George Kilisesi içerisinde bulunmaktadır. Yapının inşaat tekniği, mimarisi ve dekoratif süslemelerinden hareketle St. George Kilisesi 900'lü yıllardan bu yana tarihteki birçok uygarlığa tanıklık etmiş ve dimdik ayakta durmaya başarmıştır. Maalesef artık kilise büyük oranda tahrip olmuş durumdadır. Manastır Van-Tatvan Karayolu'nun 35. kilometresinde yer almakta olup bu tarih kokan yapıyı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Büyük İskender'in cennet köşesi Nemrut Dağı Krater Gölü. Adıyaman'daki Nemrut'un aksine Tatvan'daki Nemrut Dağı Farsça dilinde sönmüş dağ anlamına gelir. Dağın zirvesine doğru yol aldığınızda dağın aktif olduğu zamanlardaki 600 yıllık siyah taşlara rastlayabilirsiniz. Nemrut volkanik bir dağdır. Kraterleri su dolmasıyla 5 adet göl oluşmuştur. Bunların en büyüğü Soğuk Göl'dür. Nemrut Türkiye'nin en büyük krater gölü olmasıyla yeşilin içinde renk renk çadırlarıyla sizi kendine hayran bırakmaktadır. Ülkemizde olduğundan mıdır bilinmez ama hilal şeklindedir. Nemrut Dağı Krater Gölü su sporları ve sörf için uygundur. Gölün buz gibi soğuk sularında yetişen sazan balıklarının yanı sıra irili ufaklı göllerin bulunduğu alanda içinden sıcak su buharı fışkıran krater bacaları ile Nemrut Dağı Krater Gölü'nde tam bir görsel şölene
eşlik edebilirsiniz. Nemrut Dağı özellikle kış sporları için oldukça tercih edilen bir yerdir. Nemrut Dağı kayak merkezi tesisleri bu muhteşem doğayı konuklar için oldukça cazip bir hale getirmektedir. Doğuda mavi yolculuğa hazır mısınız? Tatvan'da yolcu ve yük taşımacılığının büyük çoğunluğu mavi sularda feribotlarla sağlanmaktadır. Tatvan'da feribot inşaat tersanesi 1945 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Mavi yolculuğa 74 yıldır aşina olan halk, yerli ve yabancı turistleri de feribotlara adeta aşina olmuş. Şöyle ki, Van Gölü üzerindeki seyahatte kendinizi adeta ülkeler arası mavi yolculukta gibi hissedebilirsiniz. Feribotların günü yurt dışına kadar yayılmıştır. Nitekim Trans Asya Seferi ile Tatvan'dan yurt dışı bağlantısı da sağlanıyor. Hemen yakınlarda Anadolu'daki ilk Türk şehri Ahlat. Tatvan ve Ahlat arası yaklaşık 44 kilometredir. Nemrut ve Süphan Dağı arasına kurulmuş bu tarihi şehir, kökenlerimizin menbaası olarak kabul edildiği gibi aynı zamanda Türklerin de Anadolu'ya giriş yaptığı kapı olarak bilinmektedir. Kutluvel'de Ahlat, Selçuklularda İslam'ın kubbesi, Osmanlıların ata şehri, Evliya Çelebi'nin ise Oğuz taifesi şehri olarak adlandırılmıştır. Urartulardan Osmanlılara kadar sayısız medeniyete kucak açmış bu naif şehirde tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür. Selçuklu motiflerinden kahramanlığı ve gücü simgeleyen kurt izi, kem bakışları defeden ve bolluğun simgesi pıtrak, buradaki yapıtlarda bu köklü medeniyetin dokusunu yansıtmaktadır. Kahramanlıkları ve derin tarihi bu mistik şehrin dünyanın da en büyük Türk-İslam açık hava mezarlığı olarak saygın bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte Ahlat tarihi bölgesi dünya turizminde açık hava müzesi olarak cazip bir hale gelmiştir. Kümbetler şehri olarak da anılan Ahlat'ta 13. ve 15. yüzyıllarda inşa edilen yüzü aşkın kümbet eski günlerdeki zarafetiyle sizleri kucaklıyor. Ahlat kümbetlerinin en saygınları Şeyh Necmettin, Erzen Hatun, Usta Şagirt ve Bayındır kümbetleridir. Mideniz bayram etsin, büryan kebabı. Tatvan ve Siirt'in geleneksel muhteşem tatlarından biri olan büryan kebabı, Tatvan'ın yemyeşil çayırlarında otlamış ve sütten kesilmiş kuzu etlerinden yapılıyor. Özel yöntemlerle marine edilen et, kuyu şeklindeki tandırlarda saatlerce pişiriliyor. Büryan kebabı, Tatvan'ın yıllardır değişmeyen eşsiz enfes lezzetlerinden biri. Güzel Tatvan'a ulaşım. Tatvan'da ulaşımın her çeşidi oldukça gelişmiştir. Tatvan'ın yolların kavşak noktasında olması sebebiyle ulaşım şehre büyük avantajlar sağlamaktadır. Tatvan, Bitlis il merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafededir. Tatvan ilçe sınırlarının büyük bir kısmını Van Gölü oluşturmaktadır. Tatvan'ın batısında Bitlis il merkezi, güneyde Hizan, kuzeyde Ahlat ve kuzeybatısında Yüroymak bulunur. Bölgeye gelmek için hava yolunu kullanmak isteyenler Muş Havaalanı'nı kullanabilirler. Nemrut'un güzel kızı Tatvan'a yelken açın. Van Gölü'nün masmavi sularından eşsiz güzelliklere yelken açmak için mutlaka Tatvan'ı ziyaret etmeli. Keşkeğinden, büryan kebabından, inci kefalinden mutlaka ama mutlaka tatmalısınız. Ayrıca Ahlat bastonlarıyla da büyüklerinize güzel ve anlamlı sürprizler yapabilirsiniz. Huzurla, sevgiyle, neşeyle, güzelliklerle elbette rehberiniz Doktor Murat Ak Seyahat ile kalın. Hoşça kalın.